Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu tren çizgilerimizden bahsedelim. Ondan sonra haftalık kapanıştan bahsedelim. Dominansla durum nedir? Alt koniler ne olabilir? Bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar saatlik grafikteki tren çizgilerimde son durum nedir? Buna gelelim. Dün bir all time high daha yaptık ve ardından hemen satış geldi. Yani her all time high'da bir satış geliyor. Görüyorsunuz. Yani acayip satış baskısı var arkadaşlar Bitcoin'da. Trend çizgilerimizde de beyaz çizgimizin bulunduğu seviye bugün için bakalım 26.600 seviyeleri. Yani ola ki sert bir yükseliş gelirse oralar hedef olur. Bunun için tabii ki de şöyle 24.500 üzeri tutunmamız lazım. Yani o bölgeye ne zaman gitsek satışıyor. görüyorsunuz. Yani oraların üzerinde tutunmamız lazım bizim. Bu olmadıkça da düşme riski devam ediyor hala. Nereye kadar örnek verin? Bu turuncu çizgi Bulunduğu seviye 23 bin dolar seviyeleri. Oralar önemli destektir. Oralar da kırılırsa bakın sarı tren çizgimiz var. Onun bulunduğu yer ise 22.500 22.450 bölgeleri. Son olarak da bu mavi çizgimiz var. Onun bulunduğu yer 21.500. Yani bunlar desteklerdir. Dirençlerimiz ise dediğim gibi 24.500 üzeri biraz tutunmamız lazım. Şöyle bir 4 saatlik kapanış güzel olabilir. Öyle bir durumda 26600 TL'ye kadar bile yükseliş gelebilir arkadaşlar. Ama Dediğim gibi bir türlü yükseltmiyorlar. Sürekli satış baskısı var. Bu da pek güzel bir durum değil tabii ki. Bir de bollinger bantlarımıza bakalım. Oradan bir ipucu almaya çalışalım. Yani gördüğünüz gibi bu 4 saatlik Bollinger bandı her yükselişte arkadaşlar görüyorsunuz üst banda dokunuyor satış yiyor. Bir daha üst banda gidiyor satış yiyor. Yani üst band sürekli direnç olarak çalışıyor. Diyelim bir daha gitti üst banda 24.390 seviyeleri arkadaşlar. Yani bizim oralar güçlü bir şekilde kırmamız lazım. Ve 23 24.500 üzeri tutunmamız lazım bizim. Bu olmadıkça Bakın MA20 var 4 saatlikte 23.400 seviyeleri. Oralara kadar tekrar geri çekilme olabilir. Ve bu MA20 kırılırsa da daha sert düşüşler gelebilir arkadaşlar. MA20 23.350 seviyelerinde. Yani oranın altında 4 saat kapatmaması lazım arkadaşlar. Kapatırsa diğer hedefi Bollinger alt bandı olur. Şu an 22.600 seviyelerinde. Her 4 saat yükselmektedir. Yani bundan akşama doğru diyelim. Şöyle 22.750 seviyelerinde olabilir örnek veriyorum. Takip edebilen varsa takip etsin 4 saatlik bollinger bandını. MA20 üzeri olumluyuz. MA20 altında olumsuzuz diyebilirim. Bir de günlüğüne bakalım. Günlükte de Bollinger bandının içinde kapattık biz. Bakın kırmızı mumla kapattık. Bu güzel değil. Bugün de bir yükseliş yakaladık. Yani daha bir saat mı oldu? O kadar bir şey oldu sanırsam. Bir bakayım. Yani bir saat önce bir yükseliş geldi. Nereye kadar geldi? Bakın iğne uçlarıyla göstereyim. Bollinger üst bandına geldi. Yani kırdığımız Bollinger üst bandını retest ettik şu an. Yani bizim için önemli olan tekrardan üst bant üzerinde gün kapatmak. O da 24.250 arkadaşlar. 24.250 üzeri gün kapatamazsak hatta bile kırmızı mumla kapatırsak bugünü o zaman tehlikeli olabilir. Yani şöyle de bir, bir durum var. Dolar endeksi çok sert düştü son zamanlarda. Yani belki bir tepki yükselişine gidebilir. Bu da bitcoin'i geri çekebilir. Yani temkinli olmakta fayda var. Günlük stokastik de sat verdi. Görüyorsunuz. En son sat verdiğinde burada ne yapmış? Böyle dalgalarla düşmüş. Ama yeni bir tepede yapmış. Nasıl diyeyim? Buradan sata gitmiş. Daha sonra tekrar bir yükselmiş. Bollinger üst bandına kadar. Yani şöyle olmuş arkadaşlar. Şimdi günümüzden anlatayım. Bu Bollinger üst bandı her gün yükseliyor. Bakın yani burada kırım, e, sat vermiş stokastik arasay. Şimdiki gibi aynı. Birkaç gün sonra da bu bollinger bandı şöyle yükselmiş. Daha sonra da oraya son bir uçuş yapmış. Oradan asıl düşüşüne geçmiş. Yani öyle bir senaryo görebiliriz. Eğer e, bir önceki sat sinyalini karşılaştırırsak. Bakın burası sat. Geri çekilme. Bollinger bandı yükseliyor. Ondan sonra son bir test geliyor oraya. Ondan sonra asıl düşüşünü yapıyor Bitcoin. Ya öyle bir senaryo olabilir ya da direkt düşüş gelebilir arkadaşlar. Bunu zaman gösterecek. Şu an analiz etmesi gerçekten zor piyasayı. Yani sürekli rekor kırdığımız için arkadaşlar e, psikoloji farklı çalışıyor. Yani nasıl diyeyim böyle yatay dirençlerimiz yok. Geçmişten gelen Sadece Bollinger bantlarına göre hareket edebiliyoruz veya bir trend çizgisi çiziyoruz saatlik grafikte. Yani bunlara göre ilerlemeye çalışıyoruz. Gerçekten zor bu piyasayı bu dönemler analiz etmek. O yüzden herkes dikkatli trade yapsın. Dediğim gibi gün kapanışı böyle yeşil mumla gelmesi lazım 24.250 üzeri gelmesi lazım gün kapanışı. Bu olmazsa bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Şimdi de haftalık kapanışa bakalım. Orada durum nedir? Haftalık kapanış güzel geldi. Bollinger bandının üzerinde kapattık. Bu güzel arkadaşlar. Ve üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Stokastik tekrar alverdi haftalıkta. Bu da güzel. Yani haftalıkta problem yok arkadaşlar. Sadece günlükte bir problem var. O da deminki bahsettiğim şey. Tekrar gideyim. Yani günlükte burada bir sat var. Bir de arkadaşlar Bollinger bandının içinde kapattık. Bu kötü negatif. Ama haftalıkta pozitif arkadaşlar. Haftalık daha uzun vadeyi kapsadığı için şöyle olabilir. Bugün yükselmeyi başaramazsa geri çekilme gelirse yani kısa zamanda tekrar toparlayacak anlamına gelebilir. Yani düşüşlerde korkmamak lazım. Tekrar tepki yükselişine geçebilir diyor haftalık grafik. Örnek vereyim. Şimdi Bollinger üst bandının dışındayız ya. Bir test edebilir orayı. Oraya bir düşüş gelebilir örnek vereyim. 23 bin dolarlara doğru. O zaman retest etmiş olur Bollinger üst bandını. Ama haftayı tekrardan bandın içinde kapatmaması lazım. Bu orta vade için arkadaşlar uzun vade için değil. Haftalık MA 20'mizde 14.666'ya kadar yükseldi. Her hafta yükseliyor arkadaşlar. Bu MA 20 kırılmadıkça uzun vadeli boğa piyasası devam ediyor arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. 15 bin dolar altına gitmedikçe bitcoin hiçbir sıkıntı yok uzun vade için. Her hafta yükseliyor arkadaşlar. Her hafta yükseliyor bu ortalama. Diyelim bundan bir ay sonra düştü. Bu ortalama da bir ay sonra ne olur? Örnek vereyim. Belki de 17 bin dolar seviyesinde olur. Ama ne zaman kırılır bu ortalama? O zaman tehlikeli olur arkadaşlar. 2021 senaryolarımız iptal olabilir öyle bir durumda. Ve şu an her şey güzel gidiyor. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar bugün en önemli desteklerden biri bu MA20'dir. Şöyle 23.500 seviyeleri arkadaşlar. Pardon yanlış söyledim. 23.350 seviyeleri. Orası önemli. Ve son olarak da bu MA21 sarı ortalama onun bulunduğu yer 23250. Yani ne olması lazım? Bu sarı ortalamanın özellikle kırılmaması lazım arkadaşlar. Bu kırılırsa Bollinger alt bandı hedef olur. 22500. Yani şöyle 700 dolarlık bir düşüş gelebilir öyle bir durumda. Yani sarı ortalama altında 4 saat kapatmaması lazım. 23230. Orayı dikkatle takip edelim. Ve son olarak da burada bir dip yapılmış. 22.500. Bollinger alt bandından örtüşüyor 4 saatlikte. Orası da diğer önemli desteğimiz. Oralar da kırılırsa diğer ortalamalar hedefte olur. Yani bütün destek ve dirençleri verdim arkadaşlar. Hepsi çok önemlidir. Yani hele günlük al satçılar için çok güzel desteklerdir ve dirençlerdir. Desteğe giderse bir tepki yükselişi gelebilir atıyorum destekten alırsın tepki yükselişine satarsın yani gün içi alsatçılar için diyorum hani fırsatları bekleyenler içinse böyle sağlam bir yerden dönmesi lazım arkadaşlar yani nasıl diyeyim dip yapılacak bir dönüş emaresi olacak ondan sonra sonra birkaç gün tutarsın örnek veriyorum ama böyle gün içi destekler günlük alsatçılar içindir ben kendim günlük alsatçı değilim arada arada alsat yaparım ama genelde orta vadecilik yaparım Şimdi de karışık olduğu için durumlar Bitcoin'de beklemeye devam ediyorum. Güzel yerlerden aldık zaten. Kardayız. En kötü kardan zarar ederiz. Önemli değil. Yani ben kafamı karıştırmak istemiyorum bu seviyelerde. Yani pump geliyor, dump geliyor, pump geliyor. Yani bir trend yok arkadaşlar. Sadece makro trend var. Büyük resimdeki trend var. Kısa vadeki trend pek trend sayılmıyor arkadaşlar. Yani sen buradan şöyle anlatayım. Burada boğa bayrağı falan diyorlar ya örnek vereyim şurada. Yani çalışmayabilir arkadaşlar. Yani tam bayrak direğe kadar yükseliş gelmeyebilir. Güven vermiyor yani piyasa. Çünkü çok yükseldi arkadaşlar. Hani her an satış gelme ihtimali var. Tam böyle satış geliyor tekrar yükseltiyorlar. Düşüş gelince de ha düşüş başladı diyenler oluyor. Satıyor tekrar yükseliyor. Yükselişlerde de ha buradan yükseleceğiz diyenler oluyor. Alıyor ve oradan tekrar düşüyor. Yani arkadaşlar böyle durumlarda alsat çok iyi olmaz. Şöyle iyi olur. Diyelim sert düşüş geldi ya oradan alırsın. Böyle yükseldi diye aha buradan uçacağız diye almazsın. Düşüş gelirse destekten dönüş yaparsa alırsın. O şekilde değerlendirebilirsin. Örnek veriyorum tamamen. Diyelim şöyle 23.250'lere bir iğne geldi ya. Oradan deneyebilirsin. Tepki yükselişi gelince satarsın. O şekilde yapabilirsin. Ha burada kırılırsa sen önemli bir destekten almışsın neticede. Şöyle yüzde beş stop koyarsın altına. Beklersin. O şekilde yaparsın. Diğer taraftan da haftalık makdi al vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bir ara sata gider gibi oldu 3 hafta önce ama tekrardan olumluya döndü. Uzun vade güzel arkadaşlar. Yani hiçbir problem yok Bitcoin'de uzun vadede. Kısa vade belki geri çekilmeler olur diyor. Geçen günlerde bahsettiğim tekrar değineyim arkadaşlar. Bu geri çekilme olayına geleyim. 2013 yılında all time high yapılmıştı. 3 yıllık bir ayı piyasası. 2-3 yıllık ayı piyasasına girmişti bitcoin. Şu burayı 20 bin dolar gibi düşünün. Burayı da 3 bin dolar gibi düşünün. 20 binden 3 bine düşüyor. Ondan sonra tekrardan yükseliş trendine geçiyor. Yıllar sonra 20 bin doları test ediyor ve düşüyor. Biz bundan 2-3 hafta önce düştüydük ya ne, ne oldu 20 bin dolar test ettik ve düşüşe geçtik 17 bin dolara. Ora burası gibi düşünün. Daha sonra 17 bin dolar da pozitif uyumsuzluk aldık arkadaşlar. Oradan da bu seviyelere kadar yükseldik. Şimdi ne olmuş geçmişte haftalık grafik hepsi haftalık kapanışları baz alıyor. Old time high'ı kırıyor arkadaşlar bitcoin sonra tekrar oraya kadar bir düşüş geliyor. Yani bir retest hareketi görüyoruz. Ondan sonra asıl yükselişine geçiyor. Yani o da bir senaryodur arkadaşlar. Kısa vade düşüş gelse de uz uzun vadede ta olumlu tablo devam ediyor diyorum ya hani. İşte o tarz bir şey olabilir en kötü. Yani diyelim burada kırdık oltaymayı Bir retest gelebilir arkadaşlar. Altına iğneler de atabilir. Önemli değil. Önemli olan haftalık kapanışta mum kapanışı. Yani bir retest şekli olması lazım. Böyle çok uç yerlerde hafta kapatmaması lazım arkadaşlar. Yani retest edebilir. 19.000 kaç diyorduk arkadaşlar? Bakalım. Bir kayma olmuştu, hala var. Yani bizim 2017 Aralık ayındaki rekor haftalık kapanışımız 18.944'müş arkadaşlar. Yani orası all time high'dı. Yıllar sonra üzerinde hafta kapatınca uçuşa geçtik. Bakın yani tekrar düşerse 18900 seviyeleri önemli arkadaşlar. 18000 <laughs> dolarlarda da bir gap var. Belki oraya bir iğne gelir ama haftalık kapanış önemli. Biz haftalıkta bu çizgi üzerinde tutunmaya devam edeceğiz. 18950 arkadaşlar. Oraların üzerinde tutunmaya devam edeceğiz biz. Bu oldukça uzun vadede problem yok. İlerleyen haftalarda değiniriz tekrar bu konuya. Şimdi dominansa geçelim. Arkadaşlar dominans çok pozitif görünüyor. Yani nasıl diyeyim Alt altcoinler için iyi bir şey değil. Bu haftalık grafiktir. Haftalık tren çizgilerimdir. Bu sarı çizgi günlükte değerlendiriyorduk örnek vereyim. Tekrar açayım. Ha diyeceksiniz o çizgi bu çizgidir. Tekrar açayım bakın. Hani uzun süredir takip ediyoruz. Günlükte üzerinde kapatıyor altında kapatıyor. Yani pek bir şey ifade etmiyor bu çizgi Ama. Haftalıkta bakınca da gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şeyler ifade ediyor. Yani biz buranın üzerinde hafta kapattık artık. Bu direnç kırılmıştır dominansta. Şimdi ne olabilir? Bir rites gelebilir oraya. O zaman alt gönler canlanır. Ama diğer taraftan da hedefinde bu kırmızı çizgi olabilir arkadaşlar. %73'lere doğru gidebilir. %72, 73 Oraya kadar giderse alt için iyi olmaz arkadaşlar. Yani kısa vadeden bahsediyorum. Uzun vade analizi değildir bu. Kısa vade analizidir. Yani şu an dominans güçlü görünüyor. Eğri, eğri oturalım doğru konuşalım. Dikkatli olmak lazım e, alt koinlerde. Diğer taraftan da hareketli ortalama bazında bakınca da ne görüyoruz arkadaşlar? Bu MA200 oraya kadar geldik. Daha dokunmadık. Orası da önemli bir dirençtir. %67.67 .67. Yani bu seviyelerin üzerinde de hafta kapatırsa o zaman demin ki bahsettiğim yere kadar gidebilir. Şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın üzerinde hafta kapattık ya bu düşen tren çizginin. Yani kırıldı. Ama bu hafta sert düşer altında kapatırsa tam mum kapatmamış olur arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey olur da altcoinler yükselişe geçer. Ama özellikle bu MA200 üzerinde hafta kapatırsak da yani yükseliş beklenebilir arkadaşlar dominansta. %72'lere kadar gidebilir. Öyle bir durumda. Bir de aylığa bakalım. Aylıkta da son ortalamamız neresi? %71.17. O seviyelerde, oralara kadar bir yükseliş gelebilir. Ama arkadaşlar ay kapanışı bu ortalama üzerinde gelmemesi lazım. O da gelirse e, bilmiyorum alt için hiç hiç iyi olmaz arkadaşlar. Yani normalde aylık bazda, şöyle anlatayım bu ortalamaları ilk test ettiğinde çok sert düşüyor. Bakın önce bu sarı ortalamaya yükselmiş, çok sert düşmüş arkadaşlar dominans, aylarca düşmüş. Daha sonra toparlamış yeşil ortalamaya kadar yükselmiş. Test ettikten sonra arkadaşlar nereden baksan bir sene boyunca düşmüş dominans. Ve şimdi de bu ortalamaya gidiyor. Yani şimdiye kadar gördük ki her ortalamaya gittiğinde aylarca düşmüş. Bu sefer de bu ortalamaya giderse arkadaşlar ondan sonra aylarca belki yıllarca düşebilir. İşte bura önemli. Buradan itibaren Altcoin'lerde sert yükselişler bekliyorum. Ama ay kapanışı bu seviyenin üzerinde gelirse işte o zaman çok farklı bir senaryo devreye girer. Onu da o zaman değerlendiririz arkadaşlar. Hani olacak diye demiyorum. Bir ihtimal diyorum arkadaşlar. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. Yarın ölüp ölmeyeceğimiz belli değil yani. Aynı şey altcoinler için de geçerlidir. Bitcoin için de geçerlidir. Dünyada her şey için geçerlidir tek gördüğüm şey grafikte ne zaman aylıkta bir ortalamaya gitsek sert bir düşüş geliyor ve bu ortalama hiç test edilmedi tarihinden boyunca ha, tarih boyunca bakın burada oluşmaya başlamış daha hiç dokunmamış arkadaşlar. Aynı şey bu yeşil ortalamada da oluyordu. Burada oluşmaya başlamış. İlk kez burada dokunmuş ve bir sene düşmüş arkadaşlar dominans neredeyse. Yani tekrar bu ortalamaya gider ve düşerse Zaten makroda arkadaşlar yükselen tepe yapamamış olacak. Yani oraya giderse ve alt sert düşmüş olursa örnek veriyorum, oradan bir sepet yapılabilir. Yani zaten sepetimiz var ama oradan da bir sepet yapabiliriz. Örnek veriyorum. Bu arada kesin böyle olacak demedim. Haftalık kapanışa bakıyoruz arkadaşlar. Haftalıkta da önemli bir dirence geldik diye anlattık. Yani bu da var potada. Bir de düşen çizgimizi anlattık. Haftayı üzerinde kapattık ama bu haftayı da kapatmamız lazım. Yani kırılımın tam teyidi için iki hafta kapatması lazım arkadaşlar. O yüzden bakalım bu hafta çok sert bir düşüş gelirse dominansta derken bir kırmızı yaktı demin. E, o zaman güzel olur arkadaşlar. Ama olmazsa ve bu ortalama üzerinde kapatırsa haftayı işte o sıkıntı. Onu da artık haftaya göreceğiz. Pazartesi günü haftalık kapanış sonrası yeniden değerlendireceğiz. Neyse arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Hakkımızda hayırlısı olsun diyerekten yayını burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.